Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün yine çok değişik, nefis pastacık tarifleriyle devam ediyoruz. Bugün pastalarımı mini mini hazırladım ve içerisine de Kinder Country çikolatası koydum. Geçiyoruz hemen malzemelerimizi. Hamuru için 3 adet yumurtam var, 200 gram toz şeker, 1 çay bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya şekeri, 3-4 yemek kaşığı kakao ve 300 gram yani 1,5 su bardağı un. Önce unu, kakao ve kabartma tozuyla bir kabın içerisinde karıştırıyorum. Yumurtaları toz şekeri ve vanilya şekeriyle krema haline gelene kadar çırpıyorum. Sütü ve yoğurdu da ilave ediyorum. Peşine hemen sıvı yağını da ekliyorum. Ve en sona yavaş yavaş unu ilave ederek hamurumu hazırlıyorum. Hamurumu yağlamış olduğum dikdörtgen bir tepsiye döküyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 20 dakika pişirdikten sonra fırının ayarını 160 dereceye indiriyorum ve 10 dakika kadar daha pişirip hemen çıkartıyorum. Kreması için 1 kutu 300 gram Milch Meat'in kullanıyorum. Bulamayanlar alternatif olarak kaymak kullanabilir. 1 kutu mascarpone peynirim var. Bunun yerine labne peyniri de kullanabilirsiniz. 200 gram süt kreması ve 4 yemek kaşığı sanapart. Bulamayanlar krem şanti kullanabilir. Ve tabii ki Kinder Country çikolataya ihtiyacımız var. Bir paketin içerisinde 9 adet bulunuyor. 2 tanesini pastamı süslemek için ayırıyorum. Geri kalanlarını da kreması için kullanacağım. Çikolatalarımı iri iri böldüm, bir tencerenin içerisine alıyorum. Ayrıca kaynar suyu bir kabın içerisine koydum. Tencereyi onun üzerine koyuyorum ve çikolatalarımı benmaria usulü eritiyorum. Başka bir kabın içerisinde mascarpone peynirimi ve Milch Meat'ini mikserle çırpıyorum. Siz alternatif olarak başka bir krema da kullanabilirsiniz. İçerisine süt kremasını da ekledikten sonra çırpmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kremamız biraz sertleşmeye başladı. Şimdi içerisine 4 yemek kaşığı sanapart ekliyorum. Bulamayanlar krem şanti kullanabilir. Aynı işlemi görecektir. Bu da kremanın sertleşmesi için bize lazım. Şimdi eritmiş olduğumuz çikolataları da ekliyoruz. Çikolataların tamamen soğumuş olmasına dikkat edin, yoksa kremanız eriyebilir. Ve karıştırıyoruz hepsini. İçerisine çok yakışacağı için ben biraz da cornflakes ekledim. Ve çikolata sosumu hazırlıyorum. Bunun için 2 su bardağı sütü tencereme aldım. 1 paket çikolata sosum var. İçerisine ekliyorum ve sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başlayıp koyulaşınca ocağın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Bu arada kekim de fırından çıktı, tamamen soğudu ve şimdi kekimden yuvarlak kalıplar çıkartıyorum. İster yuvarlak, isterseniz kare şeklinde, nasıl isterseniz o şekil hazırlayabilirsiniz. Benim böyle kalıplarım var. Sizin yoksa bir bardakla da bu işlemi yapabilirsiniz. Kalıplarımı, pastalarımı düzenlemek için tekrar kullanıyorum. Hiç yıkamadım. Her kalıbın altına birer tane yuvarlak kek koyuyorum. Ve bu keklerimi de taze portakal suyuyla ıslatıyorum. Ve hepsinin üzerine krema koyuyorum. Ve
üzerlerini birer tane kekle kapatıyorum. Her pasta için 2 tane kek kullanıyorum. Ve pastalarımı en az 2 saatliğine buzdolabına kaldırıyorum. 2 saat sonra pastalarımı buzdolabından çıkarttım ve kalıplarından çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi kremamız da çok güzel sertleşti, dümdüz duruyor. Ve üzerlerine birer ikişer kaşık çikolata sosu döküyorum ve biraz çikolata sosunun yanlardan aşağı doğru akmasını sağlıyorum. Ve pastalarımı Kinder Country çikolatasıyla süslüyorum. Çikolatamı küçük küçük kesiyorum ve pastanın üzerine rastgele dağıtıyorum. Ve üzerine biraz da cornflakes koydum. Hem sunumuyla hem lezzetiyle misafirlerinizi değişik bir şeyler hazırlamak istiyorsanız bence bu pastalar tam size göre diyebilirim. Hem kreması da çok lezzetli oldu. Ve Kinder Country çikolatalı pastacıklarımız da servise hazır. Bunu mutlaka denemelisiniz diyorum. İnanın süper bir lezzet. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.